Evet, doğrusudur, kestik, sıçtık komple. Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz fitness yaparken, yani vücut geliştirme yaparken yanımızda spor body'miz olsun mu, olmasın mı? Ya da olursa özellikleri ne olsun? Evet arkadaşlar, ben şimdi kendimden bir örnek vereceğim. Benim spor body'lerim, esas bir tane body'm vardı. Yani bir sürü body'm vardı, bir sürü arkadaşlarım vardı, beraber antrenman yapıyorduk. Ama esas Semih diye bir body'm vardı. Ben yıllarca onunla devam ettim. Ta ne zaman ki Avrupa yakasından Anadolu yakasına taşındım. Hani orada patladı mevzu. Sonra zaten Semih de Amerika'ya gitti. Arkadaşlar, sizin kadar disiplinliyse, sizi geri çekmeyecekse, hatta sizi bir ileriye taşıyabiliyorsa mutlaka o body ile birlikte antrenman yapın. Ama arkadaşınız vızıldaksa, mızmızlanıyorsa, ya kanka bugün gitmeyelim de hadi yarın gideriz falan, arkadaşlar hemen arkanızı dönün, yol alın. Hemen kurtulun ondan. Çünkü sizi geri çeker. Dedicated dediği, yani tamamen adanmışlık. Yani tam olarak fokuslanmanız gerekiyor spora. Spora gerçekten kendinizden çok şey vermiyorsanız çok fazla sonuç da alamazsınız. Ne kadar çok şey verirseniz o kadar sonuç alırsınız. Yani antrenman, body'niz kesinlikle belli normlarda olması gerekiyor. Birincisi, kesinlikle hadi kanka antrenmana gel dediğinizde gelecek. İkincisi, kesinlikle disiplinli olacak. Devamlı saat değiştirmeyecek. Kanka bugün gitmesek falan gibi şeyler yok zaten. Hemen arkanızı dönüyorsunuz, hop gidiyorsunuz. Tabii bir de şu var arkadaşlar. Şimdi siz 85-90 kiloluk bir insansınız. Hani belli bir güce sahipsiniz. Body'niz 60 kilo olmamalı. Yani kimse yanlış anlamasın, kimseyi aşağılamıyorum. Ama ne 60 kiloluk adamla 80 kiloluk adam antrenman yapmalı, ne de tam tersi. Yani birinden birinin mutlaka başına bir şey gelir. Yani biri yardım ederken, yardım edeyim derken iyi niyetle ya belini sakatlar, ya öbürünün üzerine kiloyu düşürür, öbürünü sakatlar. Ya da işte diğerine ayak uydurayım derken sakatlanır. O yüzden arkadaşlar bir de şu var. Mümkünse yani denk güçlerde olun, denk kilolarda olun, denk yaşlarda olun. Yaş da belli bir yere kadar önemli gerçekten. Yani şimdi mesela hani ben bilmiyorum, hani Furkan'la bir yere kadar antrenman yapabilirim. Nereye kadar antrenman yapabilirim? İşte haftada bir gün yaparım onunla antrenman, ama haftanın 5 günü ben Furkan'la antrenman yaparsam başıma bir şey gelir, bir yerimi sakatlarım kesin. Sonuçta Furkan benim yarı yaşımda. Tam olarak yarı yarıya. Evet, yani buna da dikkat edin. Hani böyle 3-5 yaş bir şey olmaz da yarı yaşınızda olmasın body'niz. Ya da iki katı yaşınızda benim gibi. Evet, başka ne normlar var? Evet, kesinlikle body'nizin, yani şimdi siz bir kere içki sigara kullanmıyorsunuz diye söylüyorum ben bunları size. Body'niz de kullanmasın. Hani sizi böyle sürekli kötü yola sürükleyecek insanlardan da uzak durun. Hani böyle kanka gel bir sigara içelim de ondan sonra antrenmana girelim. Ya da antrenman bitti, kanka gel şurada bir sigara, bir kahve patlatalım da işte ondan sonra eve gideriz falan. İşte bundan da uzak durun arkadaşlar. Ya bana kalırsa esasında zaten antrenman body'si olayı çok doğru bir olay değil. Çünkü gerçekten binde bir iyi antrenman body'si çıkıyor. Yani biz bile hani Semih'le yıllarca antrenman yaptık. Ya arada karı koca gibi birbirimizi yiyorduk. Gerçekten çok kolay değil. Sonuçta insan ilişkileri. Ne olursa olsun hani bir insanla birlikte bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Çok kolay değil. Yani benim adım Özgür. Ben özgürce hareket etmeyi seviyorum. O yüzden bana çok mantıklı gelmiyor antrenman body'si. Kendi başınıza bir şey yapabiliyorsanız mümkünse kendi başınıza yapın. Diyeceksiniz ki ama bazı kilolar var, bazı şeyler var, işte yardım gerekiyor. Arkadaşlar, yardımlık bir halde antrenman yapıyorsanız kilo hafifletin. Yani zaten kaldıramayacağınız bir kiloda antrenman yapıyorsanız yapmayın, sakatlanırsınız. Ama diyeceksiniz ki onun üzerine de ama nasıl gelişeceğiz? Arkadaşlar, kaldırabiliyorsan yaparsın her türlü. Tabii ki de etrafınızda, siz tek başınıza antrenman yapmayın bir yerde. Etrafınızda siz kilonun altında kalırsanız diye kurtaracak birileri olsun. Ama birine güvenerek de bir ağırlığın altına girmeyin. Onu demek istiyorum. Evet, bu konumuz da bu kadar. Bana sormak istediğiniz, merak ettiğiniz bir şey varsa aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Evet, görüşürüz.